Aktivitesiniz yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Doğrular, sadece doğrular, manşetler, başlıklar, satır aralı. Ama gerçekleri konuşacağız. Sadece hakikatler. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Doğrulara başlıyoruz. Türkiye'nin bugün iki önemli gündemi var. Her zaman iki önemli gündem diyoruz ama 3-4 de var. Fakat en önemli ikisini size anlatmaya çalışıyorum. Biri tabii parlamento. Parlamentoda hava gergin. Aslında meclisin bugüne kadar ki gelinen noktada çok taraflar arasında bir uzlaşma havası var. Asla olmadı ama hiç bu kadar da gerilmemişti. Bu gerginlik özellikle 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesinin ardından iyice zirvelere tırmandı. Cumhuriyet Halk Partisi haklı olarak kendi milletvekilinin yani Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir taktik artık demokrasi içinde, parlamenter sistem içinde ve meclisin genel kurulu çatısı altında yeni bir strateji geliştirdi. O da engelle ve geciktir stratejisi. Haklı olarak özellikle milletvekilliklerinin düşürülmesinin yanlış olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi en azından bu milletvekiline yapılan haksızlığın sesini duyurmak için, bundan sonra yapılabilecek haksızlıklara engel olmak için parlamento çatısı altında ve parlamentonun gündemi etrafında kendisine bir direnç noktası buldu. Ancak buna dün çok sert bir tepki geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları eski Mersin Başkanı Olcay Kılavuz Özgür Özel'e yumrukla saldırdı. Dün akşam böyle bir haber vardı biliyorsunuz. Ben de parlamentodaydım. Ama şunu açıkça konuşmak lazım. Aslında AKP parlamentoyu çalıştırmak istemiyor. Bu nereden? Bakın hemen özetleyeyim ve Sayın Başkan'a döneceğim, tanıtacağım size. Şöyle, parlamentoya yasalar, yasa teklifi ki artık başka bir şey gelmiyor. Kendiniz yasa teklifi muhalefet olarak veremiyorsanız, verseniz bile bir anlamı yok. Gen soru yok, bakanlar yok, hükümetin sorgulanması yok, soruşturma açılması yok. Bunlar yok, bunlar parlamentonun artık gücü değil. Hatta parlamento bütçe de yapamıyor. Bunlar ayrı. Ama parlamentonun en azından kendisine gönderilen yasa tekliflerini genel kurulda tartışıp halkın yararına olan bazı önerileri hayata geçirme ihtimali vardı. AKP bunu iki şekilde engelledi. Bir, bütün hazırladığı yasa teklifiyle ilgili maddeleri ayrı ayrı uzman komisyonlara gönderip yine halkın yararına bütçe uygun olarak değerlendirilmesini engellemek için torba yasa diye bir şey uydurdu. Bu torba yasa dediğiniz nedir biliyor musunuz? Diyelim ki sağlık, teknoloji, sanayi, iş kolları, öğrenci hakları hepsini toplayıp tek bir torbanın içine koyup tek madde, tek kanun gibi getirdi parlamentoya. Neden? Çünkü bütçe, plan bütçe komisyonunda el alındı diyelim ki bu teklif. Normalde diğer komisyonlara da bölünmesi ve komisyon üyelerinin bu konuda çalışıp halkın yararına uygun bir yasa çıkarması gerekirdi. Bunu engellemek için torba teklifi getirdi. Ayrıca yine bir şey daha yaptı. Komisyonlar da bunun tartışılmasını engellediği gibi genel kurulda da bu yasa teklifinin tartışılmasını engellemek için bir temel kanun diye bir yeni bir icat çıktı. Şöyle, mesela bekçilik yasa teklifi. Bunu normal kanun olarak, yasa olarak, yasa teklifi olarak ele aldığınızda her maddesinde milletvekilleri çıkıp görüşünü öne sürüyor ve önergeler veriyor. Yasaya katkıda bulunuyor ve halkın çıkarı için daha uygun bir yasa haline geliyordu. Ama AKP yeni yöntemle hepsini temel kanun görüşmesi çerçevesine soktu ki her maddede milletvekilleri söz alıp bununla ilgili sağlıklı bir katkıda bulunmasın diye. Yani otokrasinin parlamentoya yansımış hali. Ne yazık ki parlamento hem etkisiz hem güçsüz hem de kendisine getirilen yasa teklifini tartışmadan bile şu an yoksun bırakılmış durumda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde tek bir dayanağı ve gücü kaldı. Genel kurulda direnebildiği kadar AKP-MHP çoğunluğuna direnebilmek. Buna İYİ Parti ve HDP de zaman zaman destek veriyor ama asıl görev ana muhalefet olarak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşüyor. Bunları konuşacağız. Bunlar önemli. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir yapılanma dönemine giriyor. Kurultayı yaklaştı. Onu konuşacağız. Bir de Covid ile ilgili bir şey söyleyeyim ve sonra konuma döneyim.
Bakın, Covid ile ilgili çok ciddi anlamda tehdit ve tehlike var. Yakın tehlike. Ankara'da özellikle vakaların çok yükseldiği ve özellikle entübe vakaların bulunduğu bölümlerde %90'a yakın bir doluluk oranı olduğu söyleniyor. Özellikle yoğun bakıma alınan hasta konusunda da sıkıntılar var. Ankara'da virüsün yaygınlaşmasının çok hızlı olduğu iddiası var. Özellikle normalleşme adı altındaki dağınıklık virüsü patlatma noktasına getirdi. Sizden ricam dikkat edin. Evinizden çıkmamaya hala özen gösterin. Hala siz normalleşmeyin. Çünkü sizi yöneten insanlar normal şeyler söylemiyor. Doğruları anlatmıyor. Bakın Çin'in John Hopkins Üniversitesi koronavirüsle ilgili bir veri açıklamış. Amerika'daki dünyaca bilinen ve çok iyi eğitim veren John Hopkins Üniversitesi'nden bahsediyorum. Şöyle diyor. Türkiye ve Çin hükümeti oldukça şüpheli veriler yayınlıyor. Yani Türkiye ve Çin virüs konusunda halka doğruları söylemiyor diyor. Ben demiyorum. John Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili bölümü söylüyor bunun. Ve çok tehlikeli diyor. Türk halkı ve Çin halkı için uyarıda bulunuyor. Dikkat etmek lazım. Son derece önemli. Tekrar söylüyorum, normalleşmedik, rakamlar yeniden yükseliyor. Ankara için yakın tehdit çok yüksek. İstanbul'da durum hala tam anlamda kontrol altında değil. Diğer illere yaygınlık da fazla. Lütfen dikkat edin. Bütün bunları konuşacağız ama tabii ki önce siyaset diyeceğiz. Çünkü demokrasi varsa ekmek var. Ekmek yoksa demokrasi yok. Demokrasi yoksa ekmek yok. Bunu her zaman söylüyorum. Bir kez daha tekrarlama ihtiyacım var. Türkiye'nin son zamanlarda özellikle anketleri birazdan da vereceğim size. Bugün Metropol çok önemli bir anket yayınladı. Gerçekten Mayıs ayı sonunda Haziran'ın ortalarına, bugünlere yansıyan bir anket. Çok ayrıntılı bir anket. İlk defa AKP %30 ve altına düşme sınırına geldi. Anketle ilgili birazdan size bilgi vereceğim. Çok önemli bir bilgi bu. İlk kez AKP %30.7'ye kadar geriledi. Yani Türkiye'nin önümüzdeki dönem Cumhur İttifakı'nın oy oranı %36'nın üzerine çıkmıyor. Yeni bir iktidar geliyor. Bu iktidarın nasıl geleceği konusunda işte tartışma orada başlıyor. Yani Sayın Rahmetli Necmettin Erbakan'ın parlamentoda çok ünlü bir konuşması vardı. Yani iyi mi olacak, kötü mü olacak, tatlı mı olacak, tatsız mı olacak, kanlı mı olacak, kansız mı olacak diye bir konuşma yapmıştı. Ve o dönemde çok eleştirilmişti bu konuşma. Umarım Türkiye bunu çok rahatlıkla atlatır, böyle bir sorun yaşamaz. Demokrasiden ayrılmadan sandık egemenliği altında yoluna devam eder. Geçmişte yaşanan tatsızlıklar bugüne örnek olmaz. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili başkanım, çok fazla ekrana çıkmıyorsunuz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Çünkü önemli bir görev yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir parti. Baktığınız zaman siyasi partilere gücünü örgütten alan, örgütten gelen ve örgütü kullanarak, yani akıl danışarak, paylaşarak büyüyen bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Geleneksel tarzda da böyle. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi örgüte dayalı bir siyaset getirdi. Hatta geçmişte bir söz vardır. Partinin en büyüğü genel başkan değil, kurultaydır. Son sözü o söyler diye. Gerçekten örgütün gücünü söylemek için bunu söylüyorum. Evet. Kurultay en büyük iradedir, öğretmendir Cumhuriyet Halk Partisi için. Ve siz de o örgütün başında çok uzun zamandan beri görev yapıyorsunuz. Önemli şeyler yaptınız, görevler üstlendiniz. Bugün de bir parti meclisi MYK'nın ortak bir toplantısı vardı. Halkın aslında merak ettiği konu şu. İnsanların mevcut iktidarla gönül bağı koptu. Ama soru şu, siz ne yapacaksınız? Yani bunu daha somut indirseniz siz bize ne vereceksiniz? Yani bu bir şey vermesi konusu bir politika anlamında söylüyorum. Öyle somut bir şey değil. Yani bizim için ne yapacaksınız? Bir arayış söz konusu ve en büyük adaylardan biri Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci büyük parti, birazdan anketlere de geçeceğiz ve diğer partilerle birlikte oluşturduğu Millet İttifakı. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten bu çaba içinde örgütün siz başındasınız, koşturuyorsunuz. İktidara hazırlık konusunda net gerçek adımlar atıyor mu ve partide hava nasıl? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili efsane haline gelmiş bazı yalanlar vardı.
Bunu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi üretirdi. Mesela bunlardan bir tanesi, yakın zamanda üstlere çöken o yalanlardan bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi gelirse, belediyeleri kazanırsa size sosyal yardımda bulunmaz. Onlar ise tepeden bakar. Yoksulla, gecekonduda yaşayanla, dar geliriyle ilgilenmez. Bunu biraz daha genişleterek farklı şekillerde söylüyorlardı. Şimdi şu korona, az önce siz girişte de detaylıca bahsettiniz. Bu salgın döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hizmetin nasıl yapılacağını, hizmet yapılırken nasıl ayrıştırılmadan yapılacağını, yani insanların kökenine, oy verdiği partiye, geçmişine bakmadan bu yardımın nasıl yapılacağını açık bir şekilde gösterdiler. İkinci şeylerden bir tanesi. Diyordu ki iktidarın başı, bunlar 5 kaz verseniz güdemezler. Onu bir kenara bırakayım. 5 maske dağıtmayı başaramadılar. Devletin olanaklarıyla yaptılar hem de. Yani bütün devletin olanaklarını seferber ettiler. 5 maske dağıtmayı başaramadılar. Şimdi bunları şunun için söylüyorum. 2002 yılında iktidara geldiğinde topluma bir şey vaat eden, toplumda da karşılık bulan bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Diyordu ki yasakları kaldıracağım ben diyordu. Bir sürü yasak var, bunlardan kurtulacaksınız. Yani özgürlük vaat ediyordu. Yoksullukla sorunumuz var, yoksulluğu ortadan kaldıracağız diyordu. İşte 3Y formülü vardı. Şimdi bunu 2020 yılında bir tekrardan gözden geçirelim. Yasak olmayan bir şey kalmadı neredeyse. Her şey yasak. Şimdi yasağın olduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemesi gereken tarihsel birikimi itibariyle de inanarak söyleyeceği şey özgürlüktür. O yasakların kalkmasıdır. O zaman yargı bağımsızlığı ile ilgili yargının bağımsızlığını sağlayacağım demiyordu. Çünkü yargı bağımsızlığı ile ilgili büyük bir problem görmüyordu. Ama bugün yargıyı da bağımlı hale getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi yargının bağımsız olması gerektiğini ve yargının adil bir şekilde çalışması gerektiğini, telefonla talimat alan bir yargı olmaması gerektiğini açıklıkla söyleyebilen bir parti. Bunu uygulayacağız. Meclisin iradesinin, Gazi Meclisi'nin iradesinin sağlanması gerektiğini açıklıkla ifade eden bir parti. Başkanlık sisteminden güçlendirilmiş özgürlükçü parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini, eski sisteme değil ama özgürlükçü ve güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme, yani milletvekilinin daha güçlü olduğu bir sisteme dönülmesi gerektiğini, güçler dengesinin kurulması gerektiğini ifade eden bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hangi konuda görüşünüz nedir derseniz, bu konularla ilgili Cumhuriyet Halk Partili genel merkez yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri sadece konuşmuyor. Aynı zamanda yazıyor da. Cumhuriyet Halk Partisi raporları da var bu konularla ilgili. Dolayısıyla bize yarın Türkiye teslim edilse, vatandaşımızın iradesiyle, sandık yoluyla vatandaşımız dese ki yetkiyi size veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partili kadrolar da hazır, Cumhuriyet Halk Partililerin ne yapacağı da hazır. Şimdi bakın, hani diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştirir. Eski o çöken yalanlardan bir tanesi de o. Ama kendi önerilerini söylemez. Biz Ağustos 2018'de seçimden birkaç ay sonra ağır bir kur şoku yaşadık. Bunu Rahip Brunson'a bağladılar. Başka şekillerde ifade etmeye çalıştılar. Ve Türkiye'de maliyetler de yükseldi, işsizlik de arttı. Türkiye ekonomik olarak bir krize girdi. Ağustos ayında Sayın Genel Başkanımız çıktı, dedi ki 13 maddelik bir çözüm paketi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunu yapın. Mecliste desteğe ihtiyacınız varsa Cumhuriyet Halk Partisi o desteği verecek dedi. Dönüp bakmadılar bile. En son buhrandan, kriz oldu buhran. Daha da kötüleşti. Buhrandan çıkışla ilgili yol haritasını açıkladı. Kendileri bir kulp bulmaya çalışıyorlar ama toplumdan şey geliyor. Kabul, yani bu şekilde Türkiye bu buhranı atlatabilir mesajları geliyor. Toplumun farklı kesimlerinden, Cumhuriyet Halk Partili olmayan, Cumhuriyet Halk Partisi oy vermemiş kesimlerinden de. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlığı ile ilgili bir problem yok. Tek ihtiyacımız olan şey sandığın vatandaşın önüne gelmesi. Sandık vatandaşın önüne geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara getirirse eğer yurttaşlarımız, ki biz o inançtayız, özellikle 31 Mart'ta ortaya çıkan o siyasi iradeden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iptal ettirip tekrar yaptırdığı 23 Haziran İstanbul seçiminden sonra biz vatandaşımızın, belediye başkanlarımızın nasıl hizmet ettiğini gördüğünü, yerelde teslim ettik, iyi oldu, anketlerden de bunu görüyoruz. Genelde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz artık güvenebiliriz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetkiyi verebiliriz noktasına geldiğini düşünüyoruz. Bu arada sandık dediniz, o önemli bir sözcük. Yani siz bir baskın seçim bekliyor musunuz? Yani erken ya da baskın bir seçim.
Çünkü sandığın normalde gelme ihtiyacı 2023'e kadar evet. böyle bir seçim yok gibi görünüyor. Çoğunlukta zaten bugün baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nda yani eğer MHP AKP'ye rağmen bir girişim yapmazsa seçim ihtimalinin meclisten doğması mümkün değil. Cumhurbaşkanı yine karar verecek zaten her iki durumda da. Erken seçim ya da baskın seçim bekliyor musunuz? Şimdi Fatih Bey, bu erken seçim lafları, son birkaç ayda çıkan erken seçim lafları bizden çıkmadı. Benim bildiğim muhalefet partilerinden de çıkmadı. Yani HDP'den de, İYİ Parti'den de, yeni kurulan partilerden de, Saadet'ten de çıkmadı. Peki bu erken seçim lafları nereden çıktı? Cumhur İttifakı'nın kendi içinden çıkıyor bu laflar. Sonra kamuoyunda bu bir konuşuluyor. Ondan sonra çıkıyor Cumhur İttifakı'nın genel başkanları hayır böyle bir şey yok diyorlar. İki ay sonra bir daha çıkıyor. Şimdi biz seçimi 2018'de yaptık. Bu benim gördüğüm ikinci seçim olacak, erken seçim olacak şeyi, yaygın tartışması. Şimdi biz bir seçim ortamı olduğu kanaatte değiliz. Neden? Vatandaş şu anda daha önce yoksullukla, yoklukla mücadele ederdi. Şu anda açlıkla mücadele ediyor. Biz niye bu kadar geniş sosyal yardım yapma ihtiyacı duyduk? Bizim sosyal yardım yapmakla ilgili bir sorunumuz yok. Vatandaşın vergisini vatandaşa döndürüyoruz. Hakkıdır. Bununla ilgili hiçbir derdimiz yok. Peki niye bu kadar yüksek sayıda insan sosyal yardıma muhtaç durumda? Ekonomik kriz yüzünden. Üstüne gelen pandemi süreci yüzünden, salgın yüzünden. Yani Türkiye bir buhrana girdiği için. Bu ortamda vatandaş açlıkla boğuşurken, vatandaş ağır bir ekonomik krizde, buhranla boğuşurken bizim kalkıp da seçim istiyoruz, seçim talep ediyoruz dememiz vatandaşın nezdinde kabul görmez. Peki. Ama bu laflar zaten bizden çıkmıyor. Bu laflar iktidar kanadından çıkıyor. Anladım da peki bu seçimi geciktirmek vatandaşın ödeyeceği bedeli arttırmıyor mu? Yani bu ekonominin yıkım noktasına gelmesi, hatta devletin kurum ve kurulların çökmesi, çalışmıyor haline gelmesi. Yani ülke bir anlamda baktığınız zaman samimiyetle söylediğim zaman felç noktasında. Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz ki seçim istemeyeceksiniz yani? Şöyle, seçim istediğimizde seçimi sandığını getirecekler mi? Zaten getirmeyecekler. Hayır, karar onlar verecek. Az önce siz de söylediniz. Ya Erdoğan başkanlık yetkisiyle seçime gidiyoruz diyecek. Ya da parlamentoda seçim ilan edebilecek rakama ulaşılacak. Doğru. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'ndaki pozisyonunu koruduğu sürece, Adalet ve Kalkınma Partisi seçim istemediği sürece muhalefet partilerinin tamamı toplansa milletvekili sayısı yetmiyor. Erdoğan'ın da seçime götüreceği kanaatte değiliz. Biz seçime hazır mıyız? Evet, biz seçime hazırız. Yarın seçim var deseler biz seçime hazırız. Bizim onunla ilgili bir sorunumuz yok. Ama götürecekleri kanaatinde değiliz. Birincisi. İkincisi, vatandaşın üzerindeki o ağır ekonomik yükün biraz hafifletilmesi lazım. Bunun hafifletilmesi için de biz belediyelerimiz üzerinden, kendi üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Seçim, yani şunu ifade etmek lazım. Türkiye ağır bir bedel ödüyor. Her alanda, sosyal alanda da, kültürel alanda da, her alanda, ekonomide de bir bedel ödüyor. Adalette, milli eğitimde. Şimdi bunun ortadan kalkması için seçim sandığının gelmesi lazım. Ama seçim sandığı, yani şu duyguya da kapılmaması lazım yurttaşlarımızın. Ülke battı bitti. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi umut verecek, hazırlığını yapmış kadrolarıyla da, programıyla da, ülkede hangi politikalar izlenmesi gerekiyor, hangi sorunlara karşı bununla ilgili de hazırlığını yapmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Sandık geldiği gün biz bunun gereğini yaparız. Anladım. Peki bir de tabii işin genel merkezler dışında bir de parlamento boyutu var. Orada da çok sıkıştı siyaset. Yani evet. Mesela bu Temmuz ayından itibaren parlamento büyük ihtimalle kapanacak. 12'sinde yine başkanlık, meclis başkanlığı seçimleri için adaylık süreci var. 15'inde seçim var. Ardından kapanacak. Ve mecliste zaten denetim ve yasama görevi önemli ölçüde üzerinden alınmış. Bir anlamda etkisizleştirilmiş. Bazen askıya alınmış demek bile yani çok anormal kaçmıyor. Çünkü parlamento ülkenin temel ana sorunlarıyla ilgilenen bir noktada değil. Yani ilgisi yok. Hatta bazen milletvekilleri şu soruyu soruyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkacak bir şeyi neden Erdoğan meclise gönderdi? Niye buna ihtiyaç duydu diye. Enteresan bir soru ama bugünkü yetkilerle Erdoğan'ın parlamentoya gönderdiği
Yani kanunla düzenlenecek işler dışındaki birçok işlemi kendisi yapabilir zaten. Bugün parlamentodaki gerginlik belli ölçüde muhalefetin kendini göstereceği zaten etkin olacağı, ülke gidişatına biraz yön vereceği başka bir yöntem yok parlamento dışında. Cumhurbaşkanlığı ve sarayın etrafı çok kalın duvarlarla örülmüş herkese karşı. Kimse bilmiyor orada ne olup ne bittiğini. Sadece Erdoğan ve etrafındaki insanlar Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karar veriyor. Peki bugünkü parlamentonun yapısına baktığınız zaman, parlamento ülkedeki bu bunalımdan, bu krizden, kaostan çıkış için bir yol mu, bir umut olabilir mi? Yoksa dünkü tablolar, Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırı gibi şiddetle yine en azından mevcut egemen iktidar bunun önünü kesmeye devam eder mi? Şöyle, iktidarın bakışı belli. İktidar parlamentoyu etkisizleştirmeye çalışıyor. İktidar parlamentoyu devre dışı bırakmaya çalışıyor. Her şeyi saraydaki tek adam üzerinden, kararnameler üzerinden yürütmeye çalışıyor ki zaten başkanlık sistemini referanduma, anayasa oylamasına gittiğinde biz bunu izah etmiştik topluma. Anlattık, dedik ki parlamentoyu ikinci plana atacak, hatta onu tamamen etkisizleştirecek bir şey getiriyorlar ortaya. Bütün yetkiyi bir kişide birleştiriyorlar. O kişi yargıda da atamalar yapacak. Adı seçim olan, işte dün meclise seçim yapıldı. Şimdi bunun neresi seçim? İki parti anlaşıyor, istediği adayları koyuyor, onları sandıktan çıkarıyor. O adayların tamamına yakın neredeyse bir siyasi şeyi var, angajmanı var. Ve yargıya gönderiyorsunuz. Şimdi yargıda olacak kişilerin, yargıda görev alacak hakimlerin, savcıların, şahısların tarafsız olması lazım değil mi? O mesleki formasyonu iyi almış kişiler olması lazım. Şimdi yargıyı da, medyayı da, meclisi de, milli eğitimi de, dış politikayı da hepsini saraydan yönetilir ekonomiyi de, hatta ekonomiyi sarayın yerine ailenin içinden de doğrudan yönetilir bir hale getirme çabası içindeler. Dolayısıyla meclisi bir yük olarak görüyorlar. Hatırlayın, AVM'ler açıldı, meclis açılmadı. Bas bas bağırdık, meclisi niye açmıyorsunuz? Salgın koşulları. Peki salgın koşulları AVM'de yok mu? Var. Daha ağır var. Meclis çalışsın. Bu süreçte gelişmiş ülkelerde meclisler çalıştı. Karar çıkardılar çünkü. Olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Belki 100 yılda bir yaşanacak bir süreç yaşanıyor. Doğru. Bu süreçte parlamentonun, farklı siyasi partilerin kendi görüşlerini ortaya koyup bu görüşler üzerinden bir çözüm, bir sonuç elde etmesi gereken bir durum. Ne yaptı? Bundan hiçbirini yapmadı. Ama başkanlık kararnamesiyle vergi koydu. Gümrük vergisi koydu. Başkanlık kararnamesiyle kambiyo işlemlerinde, dövizde, altında, alım satımlarda vergi koydu. Şimdi yetki aşımı da yapıyor. Mevcut anayasaya göre bile yetki aşımı yapılıyor. Şimdi bunlar niyetleri kötü. Yani niyetleri parlamentoyu devre dışı bırakacak, bypass edecek bir şey yürütmek, bir süreç yürütmek. İki, ısrarla bir gerginlik yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi zaten Türkiye toplumunu şimdiye kadar gererek, toplumda sanal düşmanlıklar yaratarak, toplumu kendi içinde birbirine düşürme çabasıyla, kutuplaşmayla seçim kazanma. Yani kendisi seçim kazanacak diye bu ülkede insanların, 40 yıldır komşu olan insanların birbirine kötü gözle bakmasını sağlayacak işler yaptılar. Bunu da özel olarak körüklediler. Şimdi biz istiyoruz ki Türkiye normalleşsin. Kutuplaşma falan olmasın. Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz. Ama oturalım medeni bir şekilde kendi görüşlerimizi birbirimize aktaralım. Bunun için illa kaba kuvvete mi başvurmak lazım? Bunun için illa şiddete mi başvurmak lazım? Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde, işte 1980 öncesinde çok açık şekilde bunlar yaşandı. Türkiye ne kazandı? İnsanlar birbirini kırdı, üzdü, ölümler oldu, yaralanmalar oldu, uzun süreli düşmanlıklar oldu. Türkiye ne kazandı bundan? Yapılması gereken şey şu: bizim yaptığımız gibi aynı masanın etrafında oturup ya da parlamentoda ya da başka ortamlarda medeni bir şekilde konuşabilmek. Ama eğer sizin sözünüz güçlü değilse, artık söyleyecek bir şeyiniz kalmadıysa, ilk başta verdiğiniz vaatleri tam tersine çevirip de toplumun önüne koyduysanız, yani yoksulluğa karşıyım deyip de toplumda çok geniş kesimleri yoksullaştırdıysanız, ekonomi dünyayla bütünleşecek deyip 3000 tane ürüne vergi koyduysanız, ithalat vergisi koyduysanız, bunları doğru düzgün yönetemediğiniz bir ekonomik düzen ortaya çıkardıysanız ve bunun da faturası vatandaşa çıkıyorsa, siz Adalet ve Kalkınma Partisi doğal olarak dönüyor ve diyor ki benim Türkiye'nin normalleşmesine bir şeyim yok, bir çıkarım yok. Biz gerginlikler yaratalım diyor. Eren Yıldırım, bizim Gençlik Kolları Başkanımız, yüreğir.
Ne oldu Eren'le ilgili mesela? Bütün iddialar çöktü. Eren'le salıvermek zorunda kaldılar. İstedikleri için değil. Ortaya çıkan görüntüler onları yalanladığı için. Biz de sırada şunu söyledik. MOBESE kayıtlarını açıklayın. Kaymakamlığın önünde MOBESE kayıtlarını açıkla. Kim doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor ortaya çıksın. Açıklayamıyorlar. Eğer o kayıtlar, onların işine gelen görüntüler, kayıtlar olsaydı daha Eren'le ilgili hakim karar vermeden zaten basına servis edilmişti. Yandaş medya üzerinden her yere servis edilmişti. Ne oldu İzmir'de camilerden marş çalınması provokasyonunu yapanlar? Niye tutuklanmıyorlar? Şimdi Türkiye'de bu kadar önemli, bu kadar büyük toplumu gelecek bir şey yapacaksınız. Lanetledik onu da kaç kere ama dönüp bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura ettirmeye çalışan Adalet ve Kalkınma Partililer çıktı. Yakalayın provokatörlerin kim olduğunu, mesele ortaya çıksın. Kim var, kim yapmış? Çıkmaz. Eğer onların işine gelen bir sonuç olursa onu buluyorlar. Onların işine gelecek sonuçlar ortaya çıkmayacaksa onu bulmuyorlar. Şimdi böyle bir siyasi akılla karşı karşıyayız. Bu siyasi akıl sürekli kumpastan, sürekli gerilimden, sürekli kutuplaşmadan, sürekli diğerini hakir gören cümleler üzerinden giden işlerden beslenen bir siyasi akıl. Şimdi bu siyasi akıl da, bu siyasi aklın yaptıkları da işte sandık geldiğine hesaplaşılacak orada. Şimdi güzel bir şey söylediniz aslında. Memleket masası dedi Meral Akşener bunun için. Siz de onu söylediniz. Nasıl biz oturuyorsak birlikte oturalım, oturalım ve ülkenin sorunlarını konuşalım dediniz. Şimdi gazeteciler yok yere tutuklanıyor. Haber yapan ayrı tutuklanıyor, haber yapmayan ayrı tutuklanıyor. Evet. Milletvekillikleri artık düşürülüyor. Yani ülkede milletvekili olmak, dokunulmazlığa sahip olmak anlamında bu ülkede gelmiyor artık. Belediye başkanına kayyum atıyor. Yani çok güzel onu da söylediniz. Bakın Doğu Güneydoğu inanılmaz bir bizde kaos. Bizde de Yalova'da da var, başka yerde yaptılar. Biz, evet doğru, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova Belediye Başkanı. Yaptılar. Şimdi olaylara bu kadar negatif bakan, gerilimden siyasi rant sağlamak isteyen, ülkeyi bölmek, kutuplaştırmak isteyen bir partiyle, bir anlayışla daha doğrusu, parti demeyelim de, partinin hepsi aynı şeyi düşünmüyordur. Ama sonuçta böyle bir egemen bir anlayış var ortada. Nasıl oturacaksınız masaya, ne konuşacaksınız? Şöyle şimdi, benim oturalım konuşalım dediğim kasıt şu. Parlamentoda bütün partilerin, meclise girmiş olan partilerin, bazı partilerin genel başkanları düzeyinde, yani tek temsilcisi var. Bazı partilerin genel başkanı milletvekili değil ama bir milletvekili var. Şimdi parlamento zaten konuşma yeri. Adı üzere meclis. Orada tartışacaksınız. Hangisi Türkiye'nin çıkarını tartışmadan doğruyu bulma şansınız yok. Bunu yapacaksınız. Bu yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. İşte belki bahsedeceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili İYİ Parti önerge verdi değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi de oyları reddedildi. Daha önce de kendileri bu tartışmayı açmışlardı. Şimdi böyle bir şey olur mu? Hani Türkiye bunu niye yapıyor? Ne çıkarı var? Yani bu akşam evine ekmek götürecek vatandaşa ne faydası var bunun? Hiçbir faydası yok. Bunu bence tartışmanın, medyanın, namuslu medyanın bunu gündeme getirmesinin de bir faydası yok. Aynen öyle. Allah aşkına ülkede bakın burada önümde raporlar var. DİSK yeni bir rapor yayınlamış. Tanımlı işsiz sayısı 13 milyonu aştı diyor. Ve devam ediyor. Burada bakın rakamları vereyim size. 2020 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3.971.000 kişi toplamda yine işsiz. TÜİK gerçekleri yansıtmıyor diyor. Burada o yöntemleri de kullanmışlar. İş başında olanların sayısı 2.235.000 azalarak 32.339.000'den 30.104.000'e gerilemiş. İş gücüne katılım oranında büyük düşüş yaşandı. %52.9 olan iş gücüne katılım oranı %48.4'e düştü. İstihdam 1.622.000 kişi azaldı. İş başında olanlar 3.6 milyon azaldı. Haftalık ortalama çalışma süresi 2.2 saat azaldı. Ümitsiz işsizlerin sayısı 1 milyonu aştı. Allah aşkına Sultanahmet bunun tam neresinde? Ayasofya bunun neresinde? Şimdi mesele şu. Bu arkadaşlar siz az önce arka arkaya güzel bir özet yapıyordunuz. Biz 2018'de Haziran ayında bir seçim yaptık. Orada milletvekilleri seçildi. Seçilen milletvekillerini hukuksuz yere düşürüyorlar. Hangi partiden olursa olsun. Hukuksuzluk yapılıyorsa, demokrasiye aykırı bir iş yapılıyorsa bizim prensip olarak onun karşısında durmamız lazım. Düşürüyorlar.
Çok daha yakın 31 Mart 2019'da sandık kondu. Belediye başkanları seçildi. O belediye başkanlarının yerine kayyum atıyorlar. Diyorlar ki vatandaşa, seni seçtiğin milletvekilini ben beğenmedim. Seni seçtiğin belediye başkanını ben beğenmedim. Sandığı koyduk ama sen yanlış tercihte bulundun. İşte dönüyorlar bir de erken seçim tartışmalarını açıyorlar. Ya da siyasi partiler yasasında değişiklik anlamına gelecek düzenlemeleri kulis bilgisi olarak kamuoyuna sızlıyorlar. İşte daraltılmış bölge olacak ya da barajla ilgili şeyler olacak filan. Genel çerçeve bu. Nasıl bir şey çıkacağı belli mi? Hayır, belli değil. Ama kulis yoluyla bunu kamuoyuna sızdırıyorlar. Şu anda açıkça vatandaşın iradesinden, sandıktan korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partililerin mecliste, siz meclisi yakından takip ediyorsunuz. En çok söyledikleri kelime neydi? Millet iradesiydi. Diyorsunuz ki bu adam yolsuzluk yapmış. Dönüyor diyordu ki vatandaş onu tekrardan seçti. Demek ki vatandaş onu akladı diyordu. Yolsuzluk seçimde aklanır mı? Hayır, mahkemede aklanır. Böyle bir akıl vardı. Peki son bir yıldır, 31 Mart'tan beri siz AKP'lilerin ağzından millet iradesi lafını duyuyor musunuz? Bitti. Millet iradesi lafı kötü bir lafa dönüştü. İçerik olarak çok doğru bir söz. Seçimi kaybedersiniz, oturur oradan bir ders çıkarırsınız. Seçimi kazanırsınız, oturursunuz oradan başka bir ders çıkarırsınız. Nasıl kazandık ya da neden kaybediyoruz diye. Siyasi partiler bunların değerlendirmesini yaparlar. Ama millet iradesi gitti, yerine kayyum geldi. Güzel, bir şey soracağım. Yani biraz hem nalına hem mığına vurmak lazım. Referandumda, 16 Nisan referandumunda millet sandığa gidip oy verirken kendi seçip milletvekillerini gönderdiği milletvekillerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık ülke yönetiminde söz sahibi olamayacağını, ülke egemenliği konusunda bir şey söyleyemeyeceğini, ülkenin gidişatına artık bir yön veremeyeceğini bilmiyor muyduk ki referandumda tuttu bu sisteme evet dedi ve kendi milletvekillerini etkisiz, geçersiz hale getirdi. Şöyle, biz anlattık. Başka siyasi partiler de anlattı. Dedi ki bu referandumda hayır demek lazım. Bu referandum parlamenter sistemi ortadan kaldırdığı gibi vatandaşın milletvekili üzerindeki gücünü de ortadan kaldırıyor. Vatandaşla bakanlar arasındaki ilişkiyi de koparıyor. Şu andaki bakanların ismini sorun. Çıkın Ankara'da sorun. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Kimse bilmez. Sanayi Bakanı adını bilmez. Ben sordum bugün. Bilmez. Milletvekili arasında bilen yoktu. Bilmez. Çünkü bakan milletvekili değil. Parlamentoya gelmiyor. Doğrudan saray tarafından atanıyor. Adını da Cumhurbaşkanlığı kabinesi koydular. Yani sürekli yeni uyduruk kavramlar icat ediyorlar. Bir kabine var. Tamamen bir imzayla atanıyor. Bir imzayla da görevden alınıyor. Bu kişinin toplumda bir karşılığı, bir siyasi geçmişi olması gerekmiyor ki. Şimdi şu andaki bakanlara bakın. Aralarında toplumun tanıdığı siyasi geçmiş olan bakanlar da var. Özgeçmişi güzel olduğu için oraya atanan insanlar da var. Şimdi böyle olmaz. Şimdi bu nokta bu şekilde anlatılmadı vatandaşa. Neden de hatırlayalım. Yani biz anlattık ama Adalet ve Kalkınma Partisi bunu şöyle anlattı. Dedi ki bürokrasi hızlanacak. Doğru, çöküşü hızlandırdınız. Türkiye uçacak. Doğru, dolar kuru uçtu. Başkanlık sistemi geldiğinden beri Türkiye'de iyi giden bir şey söyleyeyim Fatih Bey. İyi giden, bu ülkenin çıkarına giden, dış politikada, iç politikada, eğitimde, adalette, ekonomide iyi giden bir şey söyleyeyim. Kararlar çok hızlı alınıyor. Evet, çok hızlı alınıyor. Sonra o kararı değiştirmek için 3 tane daha karar alıyorsunuz. Hızdan çok önemli olan kararın doğru alınması. Türkiye Cumhuriyeti yeni bir devlet değil. 1923 yılında Cumhuriyet olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak Atatürk'ün önderliğinde kuruldu ama ondan önceden gelen bir siyasi birikimi var. Bir devlet geleneği var. Binlerce yılın getirdiği bir örgütlenme var, bir akıl var. Türkiye hiçbir zaman bir tek kişinin iki dudağı arasında tarihimizde de, yani Cumhuriyet öncesi dönemlerde dahi, bir tek kişinin iki dudağı arasında bir imzasıyla Türkiye'de birçok şeyin bir anda değiştiği bir ülke olmadı. Şu anda danışma sıfır, konuşma sıfır, uzmanlıktan, liyakatten yararlanmak sıfır, eş dost akraba gani. Böyle bir düzen yaşıyoruz. İşte şunu söyledim, yani milli iradeden vazgeçen AKP değil aslında milletin kendisi. Yani vatandaş burada, yanlış yaptı diyelim. Yani vatandaş yanlış. Siyasetçi yaptı. Olarak sizler biraz ayırıp koyuyorsunuz bir tarafa ama bakın aynı hatayı o kadar sık tekrarlıyorlar ki. Yani bunun birçok nedenler var, size katılıyorum. İşte medyanın tarafsız olmaması, işgal edilmesi, doğru yargının... Doğru düzgün kendimizi anlatacağımız, bileceğimiz imkanlar yaratılamıyor. Kurumların ele geçirilmesi, bir anlamda ülke
üst yönetimin böyle bir işgal havası altında kurumlara, kurulların ele geçirilmesi, tek adama hizmet şeklinde bir biat yöntemiyle yeniden planlanması, ordunun çökertilmesi ve üniversitelerin senato üniversitelerin özellikle yönetim kurullarının rektörlerinin çökertilmesi yargıyla beraber. Yani bir baktığınız zaman toplu bir saldırı var. Bu saldırının kapısını açan da milletin zaten kendisi. Milli iradeden vazgeçen AKP değil, AKP'nin işine geldiği gibi de var, haklı olarak. Ama bundan sonra 18 yıldır yapılan şey eğer bir kez daha tekrarlanırsa ne olacak? Yani şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir yöntem, böyle bir yol bulması lazım bana kalırsa. Şöyle yani. Söyleyeyim. Şimdi buyurun. Vatandaşımız her seçimde aynı partiye oy vermek zorunda değil. Zaten dikkat ediyorsanız dönem dönem şeylerini değiştirir, kararlarını değiştirir. Yerel seçimde bir partiye oy verir, genel seçimde başka bir partiye oy verir, il genel meclisinde başka bir partiye oy verir. İstanbul'da da hatırlayın 31 Mart seçimlerinde 4 pusulanın 4'ünün de aynı siyasi partinin adaylarına oy verdiği çok fazla vaka yoktu. Yani vardı ama bir sürü vatandaşımız da, birçok vatandaşımız da farklı tercihlerde bulunmuştu. Şimdi vatandaş kararı, demokrasinin güzel tarafı bu zaten. Bir karar verirsiniz. Eğer o kararın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, geçen süre içinde test etmiş olursunuz. Sonra o kararı ortadan kaldıracak ya da daha iyi bir karar olduğunu düşündüğünüz başka bir karar verirsiniz. Ama bu arada ülkeyi yapboz tahtasına döndürmemek lazım. Kurumlaşma, meclisin çalışması, siyasi partilerin varlığı, devlet kurumlarının ve sivil toplumun güçlü olması, medyanın dördüncü güç olarak bir denetleme faaliyeti, kamu görevi yapıyor olması bunun için ihtiyaç. Yoksa her seçimde biz pardon, özür dileriz, tekrardan başa dönelim. Başka bir şey yapalıma geliriz ki bu Türkiye'ye ağır bir zaman kaybettirir. Bu birikim Türkiye'de var mı? Bunu yapacak birikim Türkiye'nin siyasetinde var. Tarihinde var. Türkiye bu zorlukları aşabilir mi? Evet aşabilir ama ehil ellerle aşar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anlayışıyla, bu tek adam anlayışıyla, aile devleti anlayışıyla aşması mümkün değil. Onun için vatandaşımız diyoruz ya, sandık geldiğinde vatandaşımız gereğini yapacak. Şimdi birazdan anketlere konuşacağız belki de. Tabii. Yerel seçimlerde yaptığımız, ulaştığımız, konuştuğumuz, yerel seçim sonrasında da vatandaşımızın bize söylediklerini dinlediğimiz için bunu söylüyoruz. Evet arkadaşlar, getirelim Sayın Salıcı'nın söylediği gibi anketi. Metropol Araştırma Şirketi bir anket hazırlamış. Bu anket bilgisayar yoluyla, telefonla yapılmış. Yaklaşık 3000'e yakın insanla görüşülmüş, telefonla görüşülmüş. Ve 25 il baz alınarak ve iller arttırılarak yapılmış. Böyle bir tablo var. Şimdi bakın Sayın Sadıcı, bu Mayıs ayı sonuyla itibariyle. Burada Şubat'tan itibaren karşılaştırmalı bir tablo var. Evet. Yani şimdi burada mesela AKP'den vazgeçiş öyle çok sert, çok çabuk, çok etkili bir şekilde değil. Yine yavaş 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 oy tabanı aşağı doğru çekilmeye başlamış. Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez Şubat ayından bu yana bu kararsızlar ve fikrim yok diyenler dağıtılmadan tabii. Evet. Onu dağıttığınız zaman yaklaşık Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %29-%30 civarına geliyor. AKP'nin oyları da %34 civarına yükseliyor. Öyle bir dağıtım yapmışlar. Şimdi burada iki kaybeden var. Biri AKP, biri MHP. İktidarın iki ortağı. Tabii. 33.9 yani 34'ten 30.7'ye kadar gerilemiş AKP. Yani hem pandemi sürecinin, salgın sürecinin başarılı götürülememesi, hem ekonomide büyük zaaf, hem halk bu salgında kendisini yöneten insanların ne kadar kifayetsiz oldukları konusunda bir karara varmış. Varmazsa bu sonuçlar çıkmaz bakın. Bu anket, ben söylemiyorum. Evet. Burada İYİ Parti oyunu yükseltmiş. HDP'ye bakıyorsunuz, HDP'nin özellikle Şubat ayındaki oyu tekrar, ben bunu biraz da HDP'ye yapılan baskılardan dolayı tabanın toparlanması olarak da görüyorum tekrar. Deva Partisi burada, yine Ali Babacan'ın partisi 1.3'e kadar çıkmış ama Nisan'da 1.6'ymış, biraz orada şey var. Gelecek Partisi ki Ahmet Davutoğlu'nun partisi, bu Ali Babacan'ın partisinde daha az şansa sahip diye düşünülüyordu. Ama eşitlemiş görünüyor. Saadet Partisi her zamanki çizgisinde %1 ve arttırma çabasında. Diğer partiler var. Kararsızım diyenler var. Kararsızım diyenlerin oranı biraz daha azalmış. Mart-Nisan ayında, Mayıs ayında %7.7.
protesto oylarına baktığınız zaman protesto konusunda da bir düşüş var. Ama bir şey çok önemli son iki aydır cevapsız. 9.4 ve 8.9. Şimdi bunlara... MHP'den daha fazla, MHP'ye oy veren vatandaştan daha fazla vatandaş mı cevap yok demiş. Aynen. Onu da konuşalım. Cevap yok demek onu da konuşalım. Evet, bu çok önemli bir noktaya değindiniz. Kararsızım diyenlerle MHP'ye oy verenlerin sayıları hemen hemen aynı. Ve cevap yok diyenlerin MHP'ye oy verenlerden sayısı fazla. Evet. Yani burada İYİ Parti'nin özellikle bir yükselişi söz konusu baktığınız zaman nedir bu tablo? Bize neyi anlatıyor? Deminden beri konuşuyorduk da önümde duruyor. AKP'de kademeli olarak düşüş, CHP, İYİ Parti hızla yükseliyor diyor sonuçlara bakıyorum. Ve fazla da bir yorum yapılmıyor. Kararsızın protesto oy ve cevap yok dahil değil demişler. Tablo önümüzde. Buyurun Sayın Sarıcı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tür anketlerde birinci basamaktan sonra, virgülden sonra gelen rakam oynayabilir. Çünkü telefonla yapılmış bir anket. Türkiye'nin ağır baskılar altında, siyasi olarak ağır baskılar altında olduğu bir dönemde yapılmış olan bir anket. Dolayısıyla 7.3 ile 7.5 oralara çok takılmadan bakmak lazım. Ama 4 aylık verileri vermiş. O 4 aylık verilerdeki trend anlamlı. O trendi doğru okumak lazım. Yani düşüş mü var, yükseliş mi var ya da bir V mi yapıyor ona bakmak lazım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarında düşüş var. Bu çok açık. Şubat'tan Nisan'a, Mayıs'a baktığımız zaman da var. 2018 Haziran'dan bugüne baktığımız zaman da var. 10 puana yakın. Zaten biz bunu şeyde görüyoruz. Sahada da görüyoruz. Vatandaşımızla konuştuğumuz zaman da görüyoruz. Vatandaşımız şunu açıklıkla söylüyor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdim. Elim kırılsaydı vermeseydim diyor. Şimdi biz gidip de kime oy verdin diye sormuyoruz. Vatandaş kendisi bunu izah ediyor, anlatıyor. Diğer ortak Milliyetçi Hareket Partisi bir süre şöyle bir anlayış vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları azalıyor ama Milliyetçi Hareket Partisi de park ediyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları artıyor. 2018 Haziran'ından sonra, son 2 yıllık süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nde de erime olduğunu, son dönemlerde de erimenin hızlandığını görüyoruz. Şimdi yükseliş nerede var? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yükseliş var. Rakam anlamlı olsun diye bir örnek vereyim bizi izleyen yurttaşlarımıza. Haziran 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi %20'den biraz fazla oy almıştı. Kararsızlar, yani seçim sandığında ortaya çıkan şey. Orada kararsız yok. Protesto yok, cevap yok. Bütün oylar dağıtılmış durumda. Şimdi burada 21.7 çıkıyor. Yani aslında 21.7 ile %22 diyebiliriz biz buna. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Haziran 2018'de almış olduğu oy kararsızlar dağıtılmadan şu anda orada. Bu ankete göre. Benim bildiğim başka anketler var. Çok daha yukarıda gösteriyor. Kararsızlar dağılmadan da, kararsızlar dağıldıktan sonra... AKP ile baş başa gelmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu tablodan çıkan sonuç. Çünkü aradaki farkı kararsızlar dağıtıldıktan sonra ekleseniz bile... Yani zirvede yalnızlar, öyle diyeyim. Yani baş başa dediğim, hani aralarında o puan farkı hala var. Hala AKP biraz yukarıda ama... Yani iki parti ve bu yükseliş devam ederse eğer seçimlere kadar... Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir ölçüde AKP'yi zorlayacağı görünüyor. Görünüyor. Bizde bir yükseliş var. İstikrarlı bir yükseliş var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde istikrarlı bir düşüş var. Evet, dediğiniz doğru. Büyük kütleler kopmuyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Ama erime çok bariz. Yani 2018'de bugünü kıyasladığımızda çok net görünüyor. Son 4 ayı kendi içinde kıyasladığımızda, yani Şubat'tan Mayıs'a kıyasladığımızda da neredeyse 34'ten 30.5'a doğru gelmiş olan, yani 3.5 puanlık bir kayıp söz konusu. Şimdi doğru olanı şu. Bizim oyumuzu yükseltmemiz bir ihtiyaç. Bunun için vatandaşa doğrular anlatmamız bir ihtiyaç. Başkanlık sistemiyle ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir Türkiye hayali olduğunu, neler yapmak istediğiyle ilgili de. Ama bu tek başına yetmez. Çünkü sistem artık %50 artı 1'e döndü. İster istemez ittifaklı bir siyaset yürüyecek. Yerel seçimlerde bir ittifak kültürü çok fazla olmamasına rağmen yerel seçimlerde gördük. İYİ Parti ile biz 51 ilde işbirliği yaptık. Yani dile kolay 51 il ve 400 yakın ilçede. Şimdi önümüzdeki dönemde de bir cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı 1'i kazanan cumhurbaşkanlığı kazanmış olacak. Dolayısıyla bizim bakışımızı, stratejimizi oraya odaklı bir şekilde yapmamız lazım. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısını
oyuyla beraber parlamentoya girecek milletvekili sayısını arttıracak bir şeyin içinde olmamız lazım. Çalışmanın içinde olmamız lazım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde gelen bir iktidar olsun. Ya da bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olsun. Bunu sağlayabilirim. Şimdi cevap yok. Niye 8.9? Az önce konuşurken oraya dikkat çektik. MHP'nin oyu 7.7. 7.3 pardon. Geçin kararsızların, arkadaşlar anketi bir daha görelim. Kararsızların oyu 7.7. Yani kararsızların sayısı da MHP'nin oyundan fazla. Bu anlamlı bir rakamdır. Cevap yok 8.9. Şimdi cevap yok ne demek? Şimdi insanlar pekala kararsızım diyebilir değil mi? Henüz kararımı vermedim diyebilir. Tabii. Demiyor. Ben kararımı verdim ama sana söylemek istemiyorum diyor. Cevap yok o demek. Önemli bir rakam ama. Tabii %9. 8.9'dan bahsediyoruz. Yani, kabaca %9. Baktığınız zaman İYİ Parti'den HDP'nin çok daha üzerinde bir rakam. Hatta 3. parti cevap yok. Öyle. Baktığınız zaman 3. sıradaki tabii. parti cevap, cevap vermiyor. Niye cevap vermek istemiyor? Kararını vermiş. Kararsız değil. Protesto da etmiyor. Bakın bunu konuşmuyoruz. Protesto çok açık. Ben sandığa gitmeyeceğim demek. Her dönem sandığa gitmeyen %1 yani 3-4 civarında, %3-4 civarında bir şey seçmen kitlesi var. Bazen siyasi iklimin kendisini daha çok kavradığını düşünür ve onların da bir kısmı sandığa gider. Genelde Türkiye'de sandığa gitme oranı çok yüksektir diğer ülkelerle kıyaslayınca. Niye cevap yok 8.9? Kararımı verdim ama sana söylemeyeceğim. Bana niye söylemeyeceksin? Benden mi korkuyorsun? Belki senden korkuyorum. Belki senin bu anketi kimin adına yaptığını bilmiyorum. Belki beni fişlediğini düşünüyorum. Evet. Ve kararımı sana ifade etmek istemiyorum. Cevap yok bu demek. Kim korkar? Adalet ve Kalkınma Partili olan, göğsünü gere gere Adalet ve Kalkınma Partisi'ni savunan bir vatandaşımızın reise, onların tabiriyle, sosyal medya üzerinden ya da medya üzerinden övgüler düzen bir vatandaşın korkmasını gerektirecek bir şey var mı? Yok. Çekinmesini gerektirecek. Polisten, jandarmadan, hakimden, vergi dairesindeki müdürden korkmasını gerekecek hiçbir şey yok. Kim çekinir? Kendisini mevcut iktidarla özdeşleştirmeyen, başka bir siyasi düşüncesi olan ya da mevcut siyasi anlayışı doğru bulmayan. Bu 8.9 eşit dağılmaz diğer siyasi partiler arasında. İktidara neredeyse hiç gitmez. Muhalefetteki partilere, özellikle ana muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla olacak şekilde dağılır. Kararsızlar, kararsızları da dağıtma yöntemleri var. Onu şimdi anket yapan firmalarda çalışan arkadaşlarımız İkisi daha iyi bilirler. İkisi de üst üste bulduğunuzda zaten %20'lik bir orana yakın yani bir insanlar kararsız ve cevap yok. Yani %20 bir seçimin sonucunu önemli ölçüde değiştirebilecek bir orandır baktığınız zaman. Çok az zamanımız kaldı. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşalım. Evet. Bugün siz parti meclisinden geldiniz. Ya kurultay ne zaman? Nerede toplanacak? Ne düşünüyorsunuz? Bugün parti meclisinde alınan bu yönelik bir karar var mı? Bizi kurultayda yeni bir parti meclis listesi, yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönem hazırlanacak, yeni bir tazelenmiş güç bekliyor mu? Bize biraz bilgi verseniz. Önce bugünkü parti meclisiyle ilgili başlayayım. Şimdi parti meclisinde tabii bu konu konuşuldu. Ama bu konuyla ilgili bir karara varılmadı. Çünkü bizim bakışımız şu. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki partiler kongrelerini yapabilirler. İl, ilçe ve kurultaylarını yapabilirler. Yüksek Seçim Kurulu bir siyasi karar veriyor aslında. Hani başlayabilirsiniz artık diyor. Ama biz bir pandemi sürecindeyiz hala. Dolayısıyla bilim insanlarının ne dediğini önemsememiz lazım. Bilim kurulundaki insanların ne dediğini önemsememiz lazım. Bize denen şey şu, açık havada yapabilirsiniz. Biz normalde normal koşullar altında kurultaylarımızı kapalı salonlarda yaparız. Büyük kapalı salonlarda yaparız. Kapalı salonlarda yapmak riskli. Çok geniş katılımlı, 30-40 bin kişinin olduğu coşkulu kurultaylar yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu diğer siyasi partilerle kıyaslandığında en doğru ve geleneklerine uygun bir şekilde yapan parti. Orada da risk var. Neden? Pandemi sürecinde olduğumuz için. Yani seyircisiz bir kurultaya ihtiyaç var. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi buna uygun bir mekan bulmamız lazım. Yani açık havada, yaz aylarında, sıcak ortamında ve sosyal mesafeyi koruyarak bizim oraya gelecek olan arkadaşlarımızı, delegelerimizi, parti yetkililerimizi canını riske atmayacak şekilde bir ortam yaratmamız lazım. Bu da stadyum. Şu anda bunun arayışı. Bu da stadyum. Stadyum, herhalde. Hipodrom, amfiteyatro, alternatifler var. Eryaman Stadyumu falan demişler. O da alternatiflerden bir tanesi. O da alternatiflerden bir tanesi. Gidiyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz.
hangisi daha uygun olur? Mekana göre de tarih belirlemesi yapacağız. Ama sonbahara bırakmak niyetinde değiliz. Sonbaharda grip salgınıyla beraber bir ikinci dalgayla karşılaşma riski olduğundan bahsediliyor. Allah korusun ama umarım olmaz. Umarım evet, olmaz. Ama biz bilim insanlarının görüşüne dikkat etmek durumundayız. Cumhuriyet Halk Partisi her kurultayda kadrolarını yeniler. Doğal olarak bu kurultayda da bir yenileme olacak. Az önce uzun uzun sohbet ettik. Bu kurultayın ana sloganı iktidar kurultayı. Cumhuriyet Halk Partisi yani kendisini hazır hissediyor mu? Ya da toplum onu hazır görüyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Kadrolarıyla da hazır. Zihinsel dünyasıyla da hazır. Kurultayın adını iktidar kurultayı koyuyor. Örgütlerindeki seçimler zaten bitti. İlçelerde, illerde. Arkadaşlarımız pandemi sürecinde de sokağa çıkma yasağı dışında çalıştılar. Vatandaşla o sıcak teması ısrarla koruyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi politikaları da hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eksik olan bir şey yok şu anda. Ama bunun, bu yeni kadroların, kurultayın, partinin önümüzdeki dönemdeki yönetim kadrolarının, önümüzdeki döneme ait bakışının ve stratejisinin bu kurultayda somutlanması gerekiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolundaki yürüyüşünü daha da hızlı bir şekilde devam ettirebilsin. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir tartışma yok zaten. Genel Başkan yoluna devam edecek ama alt kadrolarda ne tür değişiklikler olacak, o önemli bir beklenti var. Umarım en doğrusunu, en parti için doğru olanı yaparsınız. Peki teşekkür ederim. Beklemek istediğiniz bir şey varsa. Sağ olun. Sağ olun. Peki, çok sağ olun. Sevgili Özkan Sarıcı, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özkan Sarıcı ile konuştuk. Önemli şeyler söyledi. Umarım doğru anlaşılmıştır. Ne halk anlamıştır. Çünkü Özkan Sarıcı çok fazla ekrana çıkan bir isim değil. Bizi de kırmadı. Tekrar teşekkür ederim ona. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Engin Altay gelecek ve bize anlatacak. Parlamentoda neler oluyor? Niye bu gerginlikler yaşanıyor? Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda yoluna nasıl devam edecek? Bizden ayrılmayın.